Çağın Medya olarak Kanal 38 ve TV 38 haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kış sezonunu tamamlayan Türkiye'nin ve dünyanın önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde 2022-2023 sezonu hazırlıkları ile ilgili kurmaylarıyla birlikte toplantı düzenledi. Başkan Büyükkılıç, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Ercüman Ali Hastal, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı ve ilgili daire başkanlarının katıldığı toplantıda Erciyes Kayak Merkezi ile ilgili çalışmaları masaya yatırdı. Başkanlık toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, uluslararası standartlarda güvenli bir merkez olan Erciyes Kayak Merkezi'nin 2022-2023 sezonuna hazırlıkları ile ilgili değerlendirmeler bulunduklarını belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öseseki'ye böyle bir eseri kazandırdığı için teşekkür eden Başkan Büyükkılıç şunları söyledi. Uluslararası standartta güvenli bir merkez olan Erciyes Kayak Merkezimizin 2022-2023 sezonuna hazırlıklarıyla ilgili görüşmelerimizi değerlendirdik. Daha önceki yıllarda yapılan çalışmalara ilave olarak yatırımlar ve ihtiyaçlara cevap verecek çalışmalar ile Erciyes Kayak Merkezimiz standartını yükselten ve beklentilere cevap veren konuma gelme yönünde irade gösterdik. Her şeyden önce şehrimize böyle bir eseri kazandıran çok değerli Bakanımız Mehmet Öseseki'ye teşekkür ediyoruz. Hakikaten buradaki yapılan çalışmalar ile artık dünyada kendisinden söz ettiren yegane kayak merkezi olarak buradan paylaşıyoruz. 2021-2022 kış sezonunda yaklaşık 100 milyon euroluk bir ticaret hacminin gerçekleştiğini vurgulayan Büyükkılıç, aynı zamanda yüksek irtifa merkezi çalışmalarıyla da burada sadece kış turizmine yönelik değil, yaz ve diğer mevsimlerde de gerek bireysel gerekse grup sporları ile ilgili kampların yapılmasına fırsat verecek çalışmalarla Erciyes'imizin anılması yönünde gayret gösteriyoruz diye konuştu. Aynı zamanda yüksek irtifa merkezi çalışmalarıyla da burada sadece kış turizmine yönelik değil, yazın ve diğer mevsimlerde de gerek bireysel gerekse grup sporlarıyla ilgili kampların yapılmasına fırsat verecek çalışmalar ile Erciyes'imizin anılması yönünde gayret gösteriyoruz. Geçtiğimiz sezon içerisinde yaklaşık 100 milyon euroluk bir ticaret hacminin oluştuğunu, şehrimize ve ülkemize kazanım sağladığını, 2 milyon civarında ziyaretçinin Erciyes Kayak Merkezimizi ziyaret ettiğini tespit etmiş durumdayız. Daha önce hatırlanacağı üzere Rusya, Ukrayna, Çekya, Belarus, Polonya gibi ülkelerden charter seferleriyle turistlerimiz gelmekteydi. Standart olarak gerçekten çok üst düzey olmasından kaynaklı olarak da diğer ülkelerden de şehrimize kayak amaçlı ya da yüksek irtifa spor merkezinden yararlanmak isteyen, kamp yapmak isteyen takımlarla ilgili çalışmalar hızla devam etmekte. Ben emeğe geçen ekibimize teşekkür ediyorum. Başkan Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi ve çevresinde yapılan çalışmaları Kayseri'nin amiral gemisi olarak nitelendirerek, inşallah Kayseri'mizin adeta amiral gemisi olarak nitelendirdiğimiz böyle bir turizm odaklı çalışmanın hem Kapadokya bölgemize, hem şehrimize, hem ülkemize büyük bir kazanım sağlayacağını paylaşmak istiyorum ifadelerini kullandı. İnşallah Kayseri'mizin adeta amiral gemisi olarak nitelendirdiğimiz böyle bir turizm odaklı çalışmanın hem Kapadokya bölgemize, hem şehrimize, hem ülkemize büyük kazanım sağlayacağını paylaşmak istiyorum. Hakimler ve Savcılar Kurulu 5075 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi yayınlandı. Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcısı değişti. Kararname ile birlikte Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığına atanırken yerine ise Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz atandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu 5075 adli, 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesini internet sayfasından bugün yayınladı. Kararname ile 33 ilin başsavcısı değişti.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığına atanırken, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz da Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi. Kayseri'de görev yaptığı süre içerisinde özellikle FETÖ'yle mücadelede iyi bir sınav veren Başsavcı Akın, daha önceki görev yaptığı yerlerde de dikkat çeken çalışmalarla adından söz ettiren bir bürokrat kimliğinde oldu. Kayseri'nin yeni Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz da 1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Sırasıyla Şabin Karahisar, Çorum Laçin, Nide Altunhisar, Kahramanmaraş Merkez Adliyelerinde Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptı. 2014-2016 yılları arasında Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı, 2016-2018 yılları arasında Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptı. 26 Temmuz 2018'den bu yana Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevini yürüten Başsavcı Korkmaz, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yaz kararnamesiyle Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi. Mimar Sinan bölgesi Melikgazi Asfalt Şantiyesi'nin de bulunduğu alanda küçükbaş ve büyükbaş kurban satış alanı oluşturduklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu, bu alanda modern, sıhhi ve teknolojik donanımlı kurban kesim ünitelerinin yapılacağını söyledi. Kurban satış alanı oluşturarak bu alanın altyapısını daha da tamamladıklarını belirten Başkan Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak yeni bir kurban kesim ünitesi inşa ederek halkımızın hizmetine sunacağız. Melikgazi 6000 nüfusuyla Kayseri ilinin yarısına hizmet vermektedir. Bu açıdan yapılacak kurban kesim ünitesi hem örnek olmalı hem de referans göstermelidir. Çalışmalara başladık, bitmek üzere. Kurban Bayramı'na hazır olacak. Bir dizi koordinasyon işbirliğiyle kurban kesim talepleri hızlı bir şekilde yerine getirilecektir. Bu sene daha temiz ve nezih bir alanda kurban kesimi yapılacak. İlçemize hayırlı olsun dedi. Başkan Doktor Palancıoğlu, kurban kesiminin kolaylıkla, kısa sürede ve vatandaşın mağdur edilmeden kurban ibadetini yapabilmesi için gerekli tüm çalışmaların yerine getirileceğini sözlerine ekledi. Koca Sinan Belediyesi tarafından Osman Kavuncu Bulvarı'nı Koca Sinan Bulvarı'na bağlayan 4. caddede alt ve üst yapı çalışmaları tamamlandı ve yenilenen cadde trafiğe açıldı. Eski sanayi bölgesinde çalışmaların her aşamasını hem gündüz hem de gece yerinde takip eden Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, vatandaşların daha güzel bir ilçede yaşamaları için yoğun gayret sarf ettiklerini vurguladı. Her yaptığımız hizmet hemşehrilerimizin gururu ve refahı içindir diyen Başkan Çolak Bayraktar, modern ve konforlu bir ulaşım ağı oluşturma hedefi doğrultusunda ilçe genelinde yenileme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek şöyle konuştu. Koca Sinan Belediyesi ekiplerimiz her alanda olduğu gibi fen işlerinde de sahada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Eski sanayideyiz. Eski sanayideki asfaltlama çalışmalarımızı inşallah bu gece itibariyle başlamış olduğumuz bu 4. caddedeki nihayete erdirmeyi hedefliyoruz. Hayırlı olsun. Koca Sinan'ımızın birçok bölgesinde yenileme çalışmalarımız, yeniden yapmış olduğumuz yol, altyapı, çevre düzenleme çalışmalarımız da bu yazda inşallah dolu dolu geçirip Koca Sinan'ımızı yenilemeye, Kayseri'mizi yenilemeye, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet alabilecekleri bir Koca Sinan sunmaya devam ediyoruz. Şimdiden kazasız belasız sağlıkla kullanılmasını diliyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Bütün ekiplerimize de gece gündüz çalışan, hemşehrilerimize hizmet eden bütün ekiplerimize de tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Çolak Bayraktar'a dua eden ve memnun kalan esnaflarsa çalışmalarla buraya hüviyet kazandırıldı. Esnaf olarak işlerimizi olumlu anlamda şimdiden etkiledi. Caddemiz çok güzel oldu şeklinde konuştu. Bütün arkadaşlara, ekiplere teşekkür ediyorum. Güzel oldu, ellerine sağlık. Çok güzel, işlerimize de faydası olur. İnşallah bundan sonra da faydasını göreceğiz. Konu hakkında. Vallahi bu iş gerçekten de yerli yerinde oldu.
sevdik. Bu ana kadar yapılan hizmetin ortamı gerçekten Allah razı olsun çok güzel oldu. Niye? Buraya ancak bu kadar yapılabilir. Daha öncesindeki çakır çukur olan hal ve ahvaller gitti. Pırıl pırıl şöyle bir ortam var. Razı olsun yapandan, çatandan, bu hale getirenden sağ olsun başkanımız geldi, bizzat ilgilendi. Dedim, teşekkür ettiğimizi de beyan ettim kendine. 23 senedir buradayım. Tabii buradaki silüetlerin düzeltilmesi, bakım olması, yolun düzelmesi güzel bir şey. Yani buraya bir hüviyet kazandırdık sadece sanayi içerisinde. Yapıldığı çok güzel olmuş. Ellerine sağlık, tahtede şayan. Allah razı olsun diyelim. Ne diyelim yani? Yapılan işin kötüsü olmaz. Güzel oldu. Teşekkür ederim. Evet. Ellerine sağlık. Güzel oldu. Talas Belediyesi bir ilke daha imza atarak Ali Dağı'ndaki bitki çeşitliliğini zenginleştiriyor. Başlatılan proje kapsamında Ali Dağı'nın doğal bitki örtüsü içerisinde yer alan yabani menengiç ağaçlarına Antep fıstığı aşısı yapılıyor. Olgunlaşma süresini tamamlayan yabani menengiç ağaçlarına Gaziantep'ten getirilen Antep fıstığı kalem aşıları yapılarak ilçeye katma değer kazandırılırken bölgedeki bitki örtüsü de çeşitlendirilmiş olacak. İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen proje toplamında 400 adet Antep fıstığı yabani menengiç ağaçlarına aşılanmış olacak. Bu nokta. Evet. Onu aşıya hazır hale getiriyor. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Talas İlçe Tarım Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Arif Küsmüş, Ali Dağı'nda başlatılan Antep fıstığı aşılama projesi ilk duyduğunda çok şaşırdığını ifade ederek Talas Belediyesi'nin takdire şayan bir çalışmaya imza attığına dikkat çekti. Yani Talas Belediye'mizin başlatmış olduğu yabani menengiç ağaçlarına Antep fıstığı aşılama projesinde bizi de dahil ettiler. Hafta başında Antep Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden kalemlerimizi getirdik. 10 dişi ağacımıza bir erkek olacak şekilde aşılamamızı sürdürüyoruz. Ben ilk defa duyduğumda şaşırdım. Talas Belediyesi takdire şayan bir projeye imza attı bence. Çok güzel bir proje. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte hem bitki çeşitliliğinin artırılmasına hem de katma değer anlamında olumlu katkı sağlayacağını belirten Küsmüş şunları söyledi. İnşallah bu sürdürülebilir bir proje olacak. Biz burada yaptığımız aşılar daha sonra ikinci, üçüncü yılda Antep'e gidip kalem getirmemize gerek kalmayacak. Kendi kalemimizi kendimiz burada temin edebileceğiz. Burada çok çeşitlilik var Ali Dağı'nda. Çok güzel bir ağaçlandırma yapılmış. Menengiç ağaçları da ayrı bir güzellik katıyor. Bunun içerisinde de Antep fıstığını dahil ettiğiniz zaman çok daha güzel bir görünüm olacak. Aynı zamanda da katma değer sağlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Doçent Dr. Fatih Horozluoğlu'na da nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Doçent Doktor Fatih Horozoğlu'nu makamında ziyaret ederek çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç ziyarette yaptığı konuşmada Erciyes Üniversitesi'nin insanlığın gururu olduğunu vurgulayarak ülkemizin ve dünya insanlığının gururu olan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanemizin kıymetli başhekimine hayırlı olsun vesilesiyle ziyaret ediyoruz. Kendisine, ekibine başarılar diliyorum. Sağlıklı, hayırlı inşallah hizmet vermesini temenni ediyorum dedi. Ülkemizin ve dünya insanlığının gururu olan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanemizin kıymetli başhekimini hayırlı olsun vesilesiyle ziyaret ediyoruz. Kendisine, ekibine başarılar diliyorum. Sağlıklı, hayırlı, huzurlu inşallah hizmet vermesini temenni ediyorum. Bir doktor başkanı olarak en güzel dayanışma örneklerini sergilediğimiz üniversitemizde, hastanemizde ilişkilerimizi daha üst düzeye taşımak ve buraların hizmetkarı olmak adına birlikte çalışacağımızı umuyor, inanıyor. Meslektaşımıza, dostumuza, hocamıza, ekibine başarılar diliyorum. Cenab-ı Allah mahcup etmesin, hayırlı hizmetlere vesile kılsın diyorum.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yeni başhekimi doçent Doktor Fatih Horozoğlu ise Başkan Büyükkılıç'ın ziyaretinden dolayı çok memnun olduğunu belirterek şehrimizin yıllardır mahalle idaresinde en büyük hizmet vesile olmuş bir başkanımız olarak ziyaretinizden dolayı memnun olduk. İnşallah hep beraber eksiklerimiz olursa sizlerle kapatmak isteriz. Bu yüzüğü de şehre hizmetimiz olsun istiyoruz. Allah muvaffak etsin inşallah ifadelerini kullandı. Şehrimizin yıllardır mahalli idaresinde en büyük hizmetlere işte vesile olmuş bir başkanımız olarak ziyaretinizden dolayı onur duyduk. İnşallah hep beraber eksiklerimiz olursa sizlerin desteğiyle kapatmak isteriz. Bu güzide şehre hizmetimiz olsun istiyoruz. Amin. Allah muvaffak etsin inşallah. Amin. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdağ'ın yapımı karayolları tarafından devam eden Hacılar Erciyes yolunda incelemelerde bulundu. Özdağ'ın yol çalışmasının ilk etabının bu yıl sonuna kadar kesintisiz devam edeceğini söyledi. Birim amirleriyle birlikte Hacılar Erciyes yolu genişletme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Özdoğan, şantiye yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yani dolgu seviyemiz bunun 50 santim üstünde olacak. Şu gördüğümüz alt geçiti 50 santim üstünde dolgu yapıyoruz. Yani burada rampa veya iniş hiçbir şey olmuyor. Geniş, 4 şerit. 4 şerit artı banketler. Bu mu olacak? Evet. Yol çalışmasının hızla devam ettiğini belirten Başkan Özdoğan, Hacılar Erciyes yolunda karayolları tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledik. Buradaki çalışmalar tam gaz devam etmekte. 25 araç, 30 personelle yol genişletme, menfez ve geçiş çalışmaları son hızıyla sürmekte. İnşallah bu yılın sonuna kadar bu hatla ilgili çalışma devam edecek. Hacılar Develi yolu olarak da bilinen, aslında Hacılar Tekir yolu olarak da kamuoyunda bilinen yolda karayollarımızın çalışmalarını incelemek üzere arkadaşlarımla geldik. Buradaki şantiyemiz tam gaz işlerine devam ediyor. 25 araç ve 30 personelle şu an gördüğünüz mekanda yol genişliği ortaya çıkmış durumda. Burada menfez çalışmaları hızla devam ediyor, geçiş çalışmaları devam ediyor. İnşallah bu yılın sonuna kadar bu hatla ilgili çalışma devam edecek. Hacılar Erciyes yolunun ilçemiz, ilimiz için önemli bir yatırım diyen ve Erenler Mevki ile Hacılar Mezarlığı arasındaki ikinci etap çalışmalarının önümüzdeki baharla birlikte başlayacağını belirten Başkan Özdoğan, emeği geçenlere teşekkür etti. Sonrasında Erenler Mevki'ne önümüzdeki baharla birlikte çalışmalar, Hacılar Mezarlığımızın altına kadar olan ikinci etap çalışmaları da İnşallah önümüzdeki dönemde başlayacak. Buradan burada çalışan arkadaşlarımız hem kolaylıklar dilemeye geldik hem yerinde incelemeye geldik. Gerçekten büyük bir çalışma, güzel bir çalışma. Ben emeği geçen Ulaştırma Bakanlığımıza, buradaki tabii ki Büyükşehir Belediye Başkanımıza, vekillerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlçemiz için, ilimiz için önemli bir yol aksı, yol çalışması. Gerçekten büyük bir yatırım. Sadece ihale bedeli geçtiğimiz yıl açıklanan rakamlar ama üzerine yapılacak üst yapıyla da çok daha üst rakamların ilçemize, ilimize yatırım olarak döneceğinde bilgisini vermek istiyorum. Allah kazasız belasız sonuçlandırmayı nasip etsin. Burada çalışan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli'ye iadeyi ziyarette bulunarak yeni görevini tebrik etti. Başkan Büyükkılıç, Kızılay gönüllü yeleğini giyip rozet takarak bir adet kurban bağışı yaptı. Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen, bulduğu her fırsatta hem vatandaşlarla hem de kamu kurum ve kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, bu kapsamda Kızılay Kayseri Şubesi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli'ye iadeyi ziyaret yapan Başkan Büyükkılıç, Kızılay'ın çalışmaları hakkında bilgiler aldı.
Büyükkılıç burada yaptığı konuşmada Osmanlı döneminde kurulan Cumhuriyetimizin en önemli kurumlarından biri olarak kamuoyunda belirlenen Kızılay'ımızı daha iyi noktalara taşımak, bu kurumun daha güçlendirilmesi için bizler de üzerimize ne düşüyorsa onu yapma yönünde irade göstereceğiz dedi. Osmanlı döneminde kurulan Cumhuriyetimizin adeta en önemli kuruluşlarından biri olarak kamuoyunda bilinen Kızılay'ımızı daha iyi noktalara taşımak ve bu kurumun daha güçlendirilmesini bizler de üzerimize ne düşüyor ise onu yapma yönünde irade göstereceğini ben buradan beyan etmek istiyorum. Sohbet ortamında projelerini dinlediğimizde hakikaten herkesin içine sinen, kamuoyunda kabul görecek olan projeler olduğunu duymaktan da ayrıca keyif aldım. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. İnşallah her kesime hitap eden projeler söz konusu. Bu da bizi hem memnun ediyor, el ele gönül gönüle vermek suretiyle çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Bey'i dinledi. Ziyarette yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediye Başkanımız nezaket gösterip bize hayırlı olsuna geldiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Daha önce görüşmelerimizde de Kızılay'ın en güvenilir, en büyük kurum olduğundan dolayı her türlü desteği vereceğini ve yanımızda olacağını belirtmişti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Biz de vatanımız, milletimiz, Kayserimiz için elimizden gelen her türlü desteği kendisine vereceğiz dedi. Büyükşehir Belediye Başkanımız memnun. Büyükkılıç Bey nezaket gösterip bugün bize hayırlı olsuna geldiler. Biz kendisine teşekkür ediyoruz. Daha önce birkaç sefer görüşmemize de sağ olsun. Kızılay'ın Türkiye'nin en büyük, en güvenilir kurum olduğundan dolayı her türlü desteği vereceğini, yanımızda olduğunu belirtmişti. Biz de onun için kendisine teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Biz de vatanımız, milletimiz için, Kayserimiz için elimizden gelen her türlü desteği kendisine vereceğiz. Beydirli Başkan Büyükkılıç'a gönüllü yeleğini giydirip Kızılay roketini takarken Başkan Büyükkılıç bir adet kurban bağışı yaptığını vurgulayarak gönüllü üye olma projesini hayata geçirirken madem gönüllüyüz önümüzde Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı'nda da kurbanlarımızı güvenilir şekilde teslim edeceğimiz kuruluşlardan birisi olarak gördüğümüzü paylaşıyoruz. Benim bir ilkem var. Söz güzeldir ama eylem daha anlamlıdır. Buraya gelmişken bir kurban bağışı yaparak ilk uygulayanlardan biri olmayı tercih ediyorum şeklinde konuştu. Gönüllü üye olma projesini hayata geçirirken madem gönüllüyüz önümüzde de Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı'nda da kurbanlarımızı güvenilir bir şekilde teslim edeceğimiz kuruluşlardan biri olarak gördüğümüzü paylaşırken benim bir ilkem var. Söz güzeldir ama eylem daha anlamlıdır. Buraya gelmişken bir tane de biz bağışlayarak ilk uygulayanlardan biri olmayı ben tercih ediyorum. Ziyaret sonunda Başkan Büyükkılıç Kızılay yönetimiyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Melikgazi ilçesi Günsazak Caddesi üzerinde kaza yapan otomobilin sürücüsü aracını bırakıp kaçtı. Alınan bilgiye göre kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsü Günsazak Caddesi'nde kavşakta UA'nın kullandığı otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan UA Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda sürücünün kaçtığını belirledi. Polis kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ÖT'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yer tespitinin ardından operasyon başlatan ekipleri fark eden şüpheli otomobiliyle polisten kaçtı. ÖT kovalamaca sonunda kısa sürede yakalandı. Müzik
Otomobilde ve zanlının üzerinde yapılan aramada 55 gram sentetik uyuşturucu, 143 sentetik hap, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan ÖT'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ve Google işbirliği ile gerçekleştirilen Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor projesinin tanıtımı Kayseri'de yapıldı. Türkiye'deki restoran ve kafelerin dijital dünyada daha görünür ve rekabetçi hale gelmelerini sağlamak ve gelirlerini artırmak amacıyla Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ve Google işbirliği ile başlatılan Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor projesi saha uygulaması Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Programa Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Aytan Aydemir, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan'ın yanı sıra Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleri de katıldı. Projeyle esnafakademi.org eğitim portalı hayata geçirildi. Proje dahilinde restoran ve kafeleri çevrim içi araç ve platformları kullanabilecekleri biçimde geliştirmek, yerel koşullara ve ihtiyaçlara göre hazırlanmış bir çevrim içi ve çevrim dışı eğitim programının tasarlanması hedefleniyor. Böylece Temmuz ayında yapılacak çekiliş ile 100 adet Samsung tabletten birini kazanma şansı da elde ediyorsunuz. Etkinlikte konuşan Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Vekili Aytan Aydemir, projenin detayları ve restoran işletmecilerine sağlayacağı katkılara ilişkin bilgiler verdi. Proje kapsamında dijital beceri eğitimlerine yönelik oluşturulan www.esnafakademi.org eğitim portalı oluşturuldu. Kullanıcının ihtiyaçlarına göre bir öğrenme deneyimini sunan esnafakademi.org eğitim portalı aynı zamanda mobil uyumlu olarak tasarlandı. Esnafakademi.org portalında bulunan dijital pazarlama, arama motoru, pazarlama, sosyal medya pazarlama ve yeni normalde pazarlama modülleriyle işletmelere hemen hayata geçirilebilecekleri pratik öneriler eğitimler kapsamında işletmelerin hatırlı haritalara kayıt süreçleri, doğru yemek fotoğrafları için ipuçları, dijitalleri promosyon ve kampanya müşteri yorumlarını yanıtlarına gibi başlıklarda eğitimlerde bulunuyor. Konuşmaların ardından proje hakkında sunum yaptı. 8 milyarca kadar bir fark var. Türkiye'de yeme içme sektörü pandemide tabii ki etkilendi. Pandemide değişen müşteri davranışları oldu. Mobil telefonlar, tabletler, bilgisayarlar en çok kullanılan araç haline geldi. Müşteriler online siparişlerde, lokantalarda olduğu gibi aynı şekilde yüz yüze nasılsa internet üzerinden aynı şekilde devam ediyor. Aynı diyaloğun sürmesini istiyor. Ürünün eline ulaşma süreçlerine başladıktan sonra iletişim devam ediyor. Orası müşteri yorumları, hijyen, kuryeli olan iletişim vesaire bunlarla ilgili gene bilgi alıp kendi düşüncelerini söylüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yılda 6.sı gerçekleştirilen hikaye yarışmasının sonuçları açıklandı. 773 hikayenin katıldığı yarışmada birinciliği Bir Çift Göz adlı hikayesiyle Emine Ercan Çeliksu kazandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, örnek şehircilik hizmetlerinin yanı sıra kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında önemli çalışmalar yaparken, geleneksel hale gelen ve 6.sı düzenlenen hikaye yarışmasıyla kültür, sanat ve edebiyat alanında dikkat çekiyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenli olarak tertip edilen Kayseri Hikaye Yarışması'nın 6.sının sonuçlandığını belirten Profesör Doktor Atabey Kılıç, 2017 yılında başlayan ve hiç ara vermeden süre gelen bir yarışma hikayemiz var. Kayseri Büyükşehir Belediyesi özellikle son dönemde Memduh Başkanımızın destekleriyle bu güzel faaliyetleri devam ettiriyor ve Türkiye'de ses getiren bir faaliyet olduğunu söyleyebiliriz. Hem düzenli olması hem de her yarışma sonunda seçilen yaklaşık 30-40 kadar hikayenin aynı sene içerisinde kitap olarak basılıyor olması önemli bir özellik. Kazananları tebrik ediyorum diye konuştu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenli olarak tertip edilen hikaye yarışmasının 6.sını sonuçlandırmış bulunuyoruz. 2017 yılında başlayan ve hiç ara vermeden süre gelen bir yarışma hikayemiz var. Kayseri Büyükşehir Belediyesi özellikle son dönemde Memduh Başkanımızın destekleriyle bu güzel faaliyeti devam ettiriyor ve Türkiye'de de ses getiren bir faaliyet olduğunu söyleyebiliriz. Hem düzenli olması hem de her yarışma sonunda seçilen yaklaşık 30-40 kadar hikayenin aynı sene içerisinde basılıyor olması önemli bir özellik. Ödüllü hikaye yarışmasında 1.'ye 6.000, 2.'ye 5.000, 3.'ye 4.000 ve 3 adet mansiyon ödüllü olarak 1.000'er TL olmak üzere toplam 18.000 TL hikaye dünyasına gönül vermiş yarışmacılara destek ve teşvik için sunulacak. Ayrıca yarışmada dereceye giren hikayelerle jüri tarafından seçilen hikayeler Büyükşehir Belediyesi tarafından kitap haline getirilerek ücretsiz dağıtılırken böylelikle Kayseri Büyükşehir Belediyesi benzer yarışmalara göre farkını bir kez daha göstermiş oldu. Şu ana kadar 6.sını yaptık. 10.000'in üzerinde hikaye bize başvurdu ve bunları değerlendirdik. Jürimiz de çok seçkin, değerlendirmelerde de çok önemli bir etkisi, katkısı oluyor bunun tabii ki. Üçüncüden başlayarak söyleyecek olursak, Kayseri'mizden katılan Elif Kesikoğlu isimli yarışmacımızın Hatırlamak ya da Gömlek Değişimi adlı hikayesi dereceye girdi. Tebrik ediyoruz kendisini. İkinci sıradaki hikayemiz ve yarışmacımız İzmir'den katıldı. Şebnem Özköroğlu ismini taşıyan bir yarışmacımız Her Şey Döner adlı hikayesiyle ikinci sırayı hak etti. Puanlarımız onu gösteriyor. Birinciliği ise hemşehrimiz Yozgat ilinden bir hanımefendi kazandı. Emine Ecran Çeliksu isimli yarışmacımız Bir Çift Göz adlı hikayesiyle birinciliği kazandı. Tebrik ediyoruz. Üçüncü teşvik ödülünü Yük adlı hikayesiyle İrem Nisa Öz, Kayseri'den katılan bir yarışmacımız kazandılar. İkinci teşvik ödülünü İstanbul'dan katılan Pederin Evi adlı hikayesiyle Fatih Alibaz Dursun isimli yarışmacımız kazandılar. Ve birinci teşvik ödülünde Ali Söyler, yine İstanbul'dan katılan bir hikayecimiz Cümle Faniist isimli hikayesiyle elde ettiler. Tokat Teknopark Genel Müdürü Doçent Doktor Hakan Polatçı ve yönetim ekibi RGS Teknopark'ı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette Tokat Teknopark Genel Müdürü Doçent Doktor Hakan Polatçı'nın yanı sıra Tokat Teknopark Genel Müdür Yardımcısı ve TOGÜ TTO Koordinatörü Doktor Öğretim Üyesi Musa Sait Döven, Üniversite Sanayi İşbirliği Modül Koordinatörü Doçent Doktor Onur Saraçoğlu, Eğitim Tanıtım ve Farkındalık Modül Koordinatörü Doçent Doktor Kerem Kılıçer, TOGÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Hakan Karada, Fikri ve Sinayi Mülki Yetakları Modül Koordinatörü Öğretim Görevlisi Ali Erdicandar, Proje ARGE Teşvikleri ve Şirketleme Uzmanı Uğur Aybek ve Teknik ve Kurumsal İletişim Uzmanı Alim Dileş de yer aldı. Tokat Teknopark Genel Müdürü Doçent Doktor Hakan Polatçı ve yönetimi birimlerle ilgili bilgiler alırken RGS Teknopark Modül Koordinatörü de Tokat Teknopark yönetim ekibine çalışmaları ve birçok detayları anlatan sunumlarıyla bilgi birikimi paylaşımı gerçekleştirdi. Bültenimize ekonomiden gelişmelerle devam edelim.
Serbest piyasalarda Cumhuriyet altını 6.686 lirada. Çeyrek altın 1.674 liradan alıcı buldu. 1 euro 18,24 liradan, 1 dolar 17,32 liradan günü kapattı. Sırada hava durumu var. Meteorolojiden aldığımız hava tahminlerine göre 21 Haziran Salı en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 27. 22 Haziran Çarşamba en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 27. 23 Haziran Perşembe en düşük sıcaklık 14, en yüksek sıcaklık 27 derece olarak tahmin ediliyor. Şu an medya olarak Kanal 38 ve TV 38 haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteninin bugünlük sonuna geldik. Yarın akşam karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, iyi akşamlar.